Herkese yeniden merhaba. Ben Burcu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırça kullanmadan bir makyaj yapacağız. Şu an gerçekten makyaj fırçalarım yanımda değil. Geçenlerde bir makyaj yapmıştım fırça kullanmadan ve gayet de güzel oldu. Bunu sizlerle biraz paylaşmak istedim. Eğer sizin özellikle makyaj ürünleriniz krem yapıdaysa işiniz benimkinden çok daha kolay. Onu söylemek istiyorum. Çünkü benim bütün makyaj ürünlerim şu an çantamdakiler hep böyle toz ve pudra yapılı ürünler ama onlarla da makyaj yapılabileceğini göstermek istiyorum sizlere. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Aynı zamanda bu yan taraftaki çana da tıklarsanız ben video yükledikçe de haberdar olmuş olursunuz. Şimdi o zaman başlayalım. Makyaj çantamı da zaten normalde sonradan getirtirdim. O yüzden içindeki ürünlerle makyaj yapacağım. Bir makyaj bazım maalesef içerisinde yok ama aslında şöyle bir şey var. Farmasinin makyaj sonrası sabitleme spreyi var. Bunu makyaj öncesi kullansam mı diye düşünüyorum. Ne zamandır bu şekilde denemek istiyorum. Artık bu videoda da bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Önce bunu biraz yüzüme uygulayacağım. Böyle makyajımı yapacağım. Eğer elle makyaj yapacaksanız cildinizde fondötenden ziyade daha çok böyle CC krem, BB krem ya da renkli kremler o tarz ürünleri kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü daha çok böyle fondöten tarzı ürünler fırçasız ya da sünger kullanmadan uygulandığında çok kolay dağılmıyor. Ama mesela Mac and Face and Body gibi fondöteniniz varsa tabii ki deneyebilirsiniz. O zaten elle parmakla sürüldüğünde daha güzel bir sonuç veriyor bize. Ben bugün şöyle Bioderm'in CC kremini kullanacağım. Benimkinin rengi açık ton. En açık rengi. Şöyle birazcık azalacağım. Zaten onu bayağı bir emecek cildim. Şöyle böyle fırça ve süngerdeki gibi şöyle tampon hareketlerle ürünü yedireceğim. Sonra şöyle uygulayacağım. Şimdi kapatıcı olarak şöyle Wet n Wild'ın bir kapatıcı paleti var. Bunu aslında ben genelde CC kremden önce kullanıyordum ama biraz unuttum. Şu rengi alayım. Şöyle yüzük parmağıma. Şöyle iki parmağım arasında biraz eritiyorum. Ve şöyle pıt pıt hareketlerle uyguluyorum. Asla şöyle şöyle yapmıyoruz. Alttaki fondöteni ya da işte CC kremi oynatır yerinden. Şöyle pıt pıt hareketlerle uyguluyorum. Şuraya getireyim. Şöyle. Burada yukarıda çatıyı yapıyorlar sanırım. Böyle bayağı bir ses var. Kusura bakmayın. Şöyle pıt 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 pıt. Güzelce yediriyorum. Sıra geldik kaşlara. Kaşlarda maalesef yapacağımız pek bir şey yok. Ya böyle eğer elinizde varsa şöyle kaş kalemleri kullanabilirsiniz. Ya da böyle kendisinin içinden çıkan fırçalı kaş farları var. Bunlardan da kullanabilirsiniz. Çünkü kaşımızı parmakla maalesef şöyle şöyle doldurmamız biraz saçma. Ben şöyle pastelin kaş farını kullanacağım. Bunun içinde de şöyle bir fırçası var. Bununla kaşlarımı dolduracağım. Şimdi sırada göz makyajı var. En zor kısım bence bu. Ben mesela şu anda Wet n Wild'ın
Şöyle bir far paletini kullanacağım. Ama sizin krem ürünleriniz varsa kesinlikle o ürünlere yönelin diyorum ben. Şimdi parmaklarımı normal bir fırça gibi kullanacağım. Mantık aynı. İlk olarak şuradaki şu sütlü kahve olan rengi parmağıma alıyorum. Ve gözümün katlanma bölgesine uygulayacağım. Şöyle bakalım. Önce şöyle hareketlerle ki her yere eşit gidebilsin diye. Daha sonra şöyle karıştırma hareketi yapıyorum. Ve şuraya bir gölge veriyorum aslında. Şöyle. Bilmiyorum kameradan gözüküyor mu ama. Aynada gayet güzel gözüküyor. Biraz yoğun uygulayayım olmadı ki siz de görebilin. Aynı şekilde diğer gözüme de uygulayacağım. Ve şöyle karıştırıyorum. Şöyle göstereyim. İki gözüme de uyguladım katlanma kısmına. Şimdi hangini kullansak? Yine aynı paletteki şu böyle pembe ışıltılı rengi kullanacağım. Bunu da şöyle parmağımla alıyorum ki ışıltılı renkler zaten parmakta çok güzel oturuyor göz kapağına. Şöyle uyguluyorum. Şöyle. Diğer göz kapağıma da uygulayayım. Şekilde. Böyle gördüğünüz gibi gayet başarılı bence. Eğer elinizle makyaj yapıyorsanız mutlaka bir ıslak mendil yanınızda bulundurun ki her uygulamadan sonra böyle elinizi temizleyin. Ve kurum peçeteyi de kullanayım. Şimdi normalde aslında göz makyajım oldu gibi. Ama biraz macera yapalım mı? Şuradaki ışıltılı böyle kahverengi renkten biraz alacağım ve çok az alacağım yalnız. Şöyle. Ve şöyle dış köşelere biraz uygulayayım. Böyle mantık aynı. Tıpkı bir fırçaymış gibi elimi kullanıyorum. Diğer göz kapağıma da alacağım. Parmağımı fırça gibi kullanıyorum. Tabii fırça kadar iyi olmuyor. O bir gerçek ama böyle hiç yoktan iyidir. Şimdi. Demin bu sütlü kahverenginden kullanmıştık. Onu tekrar alacağım. Şöyle alt kirpik diplerimi birazcık ondan uygulayayım. Şöyle. Şekilde. Ve bu demin kullandığımız simli kahverengi olan rengi de yine birazcık alt kirpik diplerime uygulayacağım.
makyajım bitti gibi. Şimdi kirpiklerimi kıvıracağım ve ardından da Golden Rose'un bu maskarasını uygulayacağım. Göz makyajım bitti. Şöyle göstereyim. Bence gideri var. Şimdi en zor makyaj kısımlarından bir tanesi. Yüzümüze biraz bronzer uygulayacağız. Biraz allık uygulayacağız. Dediğim gibi eğer sizin ürünleriniz krem yapıdaysa o zaman bir problem olmaz. Ama ben şöyle Makeup Revolution'a ait böyle pudra bir ürün kullanacağım. Çünkü çantamda başka bir ürün yok şu anda. Bu tarz makyajı yaparken hepimizin elinde peçete vardır ister istemez. Şimdi ben de peçeteden yardım alacağım. Şöyle. Şimdi önce bronzer'ı uygulayalım. Şu şekilde parmağıma saracağım. Şöyle bir miktar bronzer'dan alacağım. Şöyle. Ve bunu yine pıt 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 tampon hareketlerle uygulayacağım. Şu aynamı alayım bir daha. Şöyle. Yani mantık çok fazla kaçırmamaya dikkat edeceğiz ve ondan sonra biraz dağıtacağız tabii ki. Bunu bu şekilde uygulayalım. Geldi aydınlatıcı. Onu zaten direkt parmaklarımızla uygulayabiliyoruz. Şöyle alayım. Biraz şöyle ısıtacağım ve direkt uygulayacağım şöyle. Şöyle geldi Allah'a. Onu da yine şöyle bir peçetenin ucuna alacağım. Şöyle parmağımı doluyorum. Bunu böyle evinizde varsa mesela pamuk, yuvarlak pamuklar oluyor makyaj temizlemek için. Onlarla çok daha rahat yapabilirsiniz. Ama ben en kötü ihtimalle peçete varsa diye gösteriyorum. Bunu da yine şöyle alacağım bir miktar ve pıt pıt hareketlerle yanağıma şöyle uygulayacağım. Bunu da aslında yine böyle kağıt usulü yani peçete yardımıyla uygulayabiliriz. Ama mesela şöyle aplikatörler var. Mesela bunları da kullanabilirsiniz. Allığınızda vesaire. Ben bunu normalde pudramın içerisinde tuttuğum için direkt bununla göz altını sabitleyeceğim. Ama en kötü ihtimal pamukla ya da bir peçete yardımıyla zaten nasıl bronzer ve allığı uyguladık o şekilde de uygulayabilirsiniz. Şimdi Stay Matte pudramdan biraz alacağım ve göz altıma sabitleyeceğim. Şöyle. Hafif hafif. Şöyle. Bu şekilde. Ve son olarak sıra geldi dudaklara. Dudaklarımda pastelin bu mat ama içerisinde sim olan metalik olabilir sanırım. Bu ruju kullanacağım. Bunu biraz doğal bitiş olsun diye parmaklarımdan da yardım alacağım şöyle.
Ruju böyle uyguladığınızda daha doğal bir bitiş oluyor. Olarak yine bu makyaj sabitleme spreyi farmasiye ait. Bunu süreceğim. Yüzüme uygulayacağım ve makyajımı bitireceğim. Zaten makyajın başında da bunu denemiştik. Hemen biraz yorumlayayım. Yani makyajın başında denemiş olmamız artı bir etki yarattı mı şu an onu bilmiyorum. Ama biraz sanki CC krem daha güzel uyguladım gibi geliyor. Yani eksi bir hiçbir şekilde bir etkisi olmadı. Yani makyajınızın öncesinde de istiyorsanız bu tarz ürünler uygulayabilirsiniz. Ben şimdi makyajımı bitirdim ve makyajımı sabitleyeceğim. Ve makyajımın bitmiş hali bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi hiç fırça kullanmadan da gayet güzel makyaj yapılabiliyor. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.